Merhaba sevgili yaylar. Selamlar sevgili yaylar, nasılsınız, iyi misiniz? 2014 yılının ilk yarının, ilk ayının, evet, aslında ilk yeni ayının yorumlarına hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, Bilinçokul Astroloji ekibi olarak. Evet, 1 Ocak'ta bir yeni ay var. Çok evet. Zor bir yılbaşı dönemi geçti. Grip oldular, soğuk aldılar, sağlık sorunları yaşadılar, maddi ve ekonomik evet. Karışıklıklar yaşadılar. Aralık ayı bazıları için sorunluydu, bazıları evlendi, bazıları boşandı. Aralık ayı gerçekten yay burcu için zorlu bir aydı. Ama Ocak ayı ile beraber neler evet. var sevgili Demet, ne dersin? Evet, Ocak ayı yaylar için parayla, ekonomiyle ilgili konulara dikkat çekiyor. Ayın başında 1 Ocak'ta Oğlak Burcu yeni ayı ikinci evlerinde kazançları, gelir giderleri, maddi değerleriyle ilgili konuları etkileyen bir alanda olacak. Yeni ay sert etkiler taşıyor ve Oğlak Burcu'ndaki Steryum, Venüs'ün retro olması, Plüton kavuşumlu bir yeni ay olması, Uranüs'ün, Mars'ın sert konumları para konularında dikkat etmek gerektiğini işaret ediyor. Parasal konulara evet. dikkat. Beklenmedik harcamalar çıkabilir. Hı hı. Beklenmedik maddi ve ekonomik kaygılarla karşılaşabilirsiniz. Hı hı. Zor bir yeni ay. Evet. Zor bir yeni ay. Onun için biraz arkadaşlar ekonomimize dikkat etmemiz, harcamalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Plütonlu bir yeni ay bu. Plüton tekrarı, eğer kaynaklarınızla ilgili doğru seçimler yapmadıysanız, doğru yaklaşımlarda bulunmadıysanız haciz bile yiyebilirsiniz. Evet, çok biraz ciddi, riskler var. Riskli Plüton var çünkü burada. Plüton yani var. Plüton karşı koyamayacağınız bir yapıyı gösterir. Evet. Şöyle söyleyeyim ben sevgili Demet. Plütonla ilgili bu tip yeni aylarla karşılaştığınızda karşı koyamayacağınız bir şey, bir alacak verecekle ilgili bir sıkıntı olabiliyor. Ödemediğim bir kredi kartı borcuyla ilgili başın belaya girebiliyor. Bir SSK borcu, bir vergi dairesi. Çünkü karşı çıkma şansın yok. Ödemek zorundasın. Evet. Yani have to yani. Mecbursun buna. Burada mecbur olduğun için de çok net ve açık yay burcunun aslında 1 Ocak ile 14 Ocak arasındaki dönemi parasal konular, parasal kaynaklar, ürettikleri değerler, kendi ürettikleri değerlerle ilgili yapılarda da hoşunuza gidilmeyen yapılar olabilir. Mesela iyi bir iş çıkartmaya çalışır. Basitinden bir yay burcu yemek yapmaya çalışır. İstediği işi yapamayabilir. Ürettiği değerlerde de düşüş olabilir. Mümkün oldukça temkinli, mümkün oldukça dikkatli, mümkün oldukça güçlü ve mümkün oldukça gerçekçi bir şekilde yaklaşmak zorundasınız Ocak ayına. Çünkü Ocak ayı gerçekten zor. 2014 zaten sizin için zor ama Ocak ayı çok çok zor bir ay. 16'sındaki Dolunay'da ne olur? 16 Ocak Yengeç Burcu'nda. 16'sındaki Dolunay Yengeç Burcu'nda olacak. Bu da 8. ev konuları. Yine parayla ilgili konulara dikkat çekiyor. Şu sıralarda Yay Burcu'nun yöneticisi Jüpiter'de retro pozisyonda ve yine 8. evlerinde ilerliyor. 6 Mart'a kadar da retro olacak. Bu Dolunay da yine Venüs'ün ve Mars'ın kare olması nedeniyle parasal konularda, değerlerde belki beklentilerin yerine gelmesinde zorlanmalar, belki ortaklıklarla, işle ilgili konularda çekişmeler yaratabilir. İlişkiler konusuna dikkat çekiyor yine. İlişkiler evet, konusunda sorunlar evet. olabiliyor. Bir de küçük bir operasyon geçirmek zorunda kalabilir. Evet. Venüs retrosu mesela yarıda bırakmış oldu, eksik bırakmış oldu. Ekim ayında veya Temmuz ayındaki yeni ay veya dolunaylar esnasında bir diş operasyonu olabilir. Evet. Dişini yaptırmak zorunda kalabilir. İşte ne diyebilirim size? Küçük bir vücudunda hapse açtırabilir. Ama doğum haritasında eğer Mars'ı retrograde konumdaysa çok ciddi bazı sağlık sorunlarıyla da karşılaşabilir. Peki doğum haritası